Yine Ruhul Beyan'da bir kıssadan daha bahsediyor. İsa aleyhisselam zamanı. İsa aleyhisselam bir gün havarileriyle beraber yolda gidiyorlardı. Ve tiksindirici, son derece pis kokulu bir köpek leşiyle karşılaştılar. Yolda bir baktılar, bir köpek leşi var, pis kokuyor. İsa aleyhisselam ve havarileri de yan yana. Havariler diyor, leşin ne kadar pis koktuğunu söylediler. İğrenerek bakıp, ay ne kadar pis kokuyor dediler. İsa aleyhisselama da bir baktılar, öyle gülümsüyor, öyle güzel bakıyor ki köpeğin leşine. Ve ne dedi? Dişleri ne kadar da beyaz ve güzel. Allah'ım ne güzel dişlerini yaratmış dedi. Evet sevgili dinleyicilerim. Her şeyi negatif tarafından, her şeyi eksi yönünden bakanlar, karı kocalar için de bu çok önemli. Anne babalar, gelinler, gelinle kaynanalar hepinize sesleniyor burada Allah aslında İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri. İşte şunu tembih etmiştir diyor İsmail Hakkı Bursevi. Herkesin güzel olan yönleri de vardır, kötü olan yönleri de. Bir insanın güzel olan özelliklerine bakarsan mutlu olursun, huzurlu olursun. İsa aleyhisselamın köpeğe olan bu tutumunu insan Müslüman kardeşlerine karşı da göstermelidir. Her insanı güzel olan tarafı mutlaka vardır. Müslüman kardeşini şöyle adamdır, böyle adamdır diyerek silip atmak kolaydır. Öyle yapmak yerine şu şu huyları var ama en azından çok cömert adamdır veya 5 vakit namazındadır, hataları vardır bazen ama bak şu huyu da güzeldir deyip ona güzel yönlerinden bakabilecek erdem gerektir. Sen başkalarının elinden tut ki yarın yanlışa düştüğün veya kaydığın zamanda Rabbin senin elinden tutacak birini göndersin. Evet sevgili dinleyicilerim. Herkesi eleştirip, herkes birbirinin eksi tarafını adeta açığını ararken, sen o açıkları görmeyip onun güzel yönüyle güzel yaklaşıp elinden tutarsan, sen sıkıntıya düştüğünde de senin elinden tutacak birini ne diyor? Allah Celle Celaluhu gönderecektir. Bir gün Suriye'de bir hoca diyor, talebelerine ders anlatıyordu. Bir kıssadan bahsederken tahtaya siyah kalemle bir tane nohta koymuş. Düşünün, tahta bembeyaz, siyah kalemle sadece bir tane nokta koydu tahtaya. Sonra talebelerine tek tek soruyor. Tahtada ne görüyorsunuz? Kağıda yazın. Hepsi tahtada bir tane siyah nokta olduğunu gösteriyor. Ve siyah nokta var diyor. Hoca talebelerine şu ibretlik sözü söylüyor. Tahtanın her tarafı bembeyazken onu görmediniz de ufacık bir siyah noktayı mı görüyorsunuz? Ya derler ya bardağa dolu tarafından bakmak. İki kişiye sorduklarında yarısı dolu diyor, öbürsü diyor ki yarısı boş diyor. Boş diyen hep boş tarafına bakıyor. Dolu diyen bak yarısı da dolu ama diyor. O yüzden eşler birbirlerinin hataları olur. Kimisi başka bir huyu vardır. Kimisi çok konuşur, kimisi az konuşur. Gelin kaynanalar, Allah için şurada birbirimizin imtihanı olduğumuzu bilirsek, evlilikte karı koca birbirlerinin en büyük imtihanlarıdır. Evlatlar ailenin imtihanıdır. Kaynanalar, gelinler, damatlar, kayınpederler, kayınçolar, aile hayatı, komşular, dünya hayatında Rabbim Celle Celaluhu kendisine kulluk eden, o kul olmak isteyen, rızasını isteyen kullarının önüne binlerce imtihanla gelir. Nefis ve şeytan musallat edilmiş çünkü. Şeytan ahirete kadar süre istemiş. Nefis içimizde vesveseler. Ayet-i kerimede ne diyor? Kul a'udhu bi rabbin nas, melikin nas, ilahin nas. Min şerril vesvesil hannas vesvesil ellezî yuvesvisu fî sudûrin nâs. Fıs 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 kelimesi var ya, hani nefis fıs 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 yapar der böyle hani. İşte yuvesvisu fî ayette bile fıs fıs gibi, hani o kelime bile öyle geçiyor. Ne yapar? Fısırdar. Şeytan nefsi tetikler,
Nefis de sana bunların hepsini yaptırmaya çalışır. Kimi aileyle gelir, kimi eşiyle gelir, kimi kaynanasıyla gelir, kimi iş arkadaşıyla. Yeter ki bu isyan etsin, yeter ki aman boşansın, yeter ki ailesi bozulsun, yeter ki huzuru kaçsın. Çünkü Allah'a kulluk edebilecek bütün yolları kapatmak ister. Ama sen Allah için, Allah yolunda bu hayat benim için bir imtihandır. Nice, nihai olan hayat ebedi ahirettir. Benim ahirette Allah'ın rızasını kazanmam için. Evlilik imanın yarısı. Kim evlenirse ne diyor? İmanın yarısını tamamlamış olur. Biz eşlerimizle, ailemizle, çocuklarımızla, annemizle, babamızla Allah'a daha güzel kul, Habibine daha güzel ümmet olmanın yollarını ararsak, ondan sonra ne olacak Allah'ın izniyle? Bizler de onun yolunda, izinde, o güzel dostlarıyla beraber ebedi ahireti kazanacağız. Rabbim Celle Celaluhu bizleri o güzel kullarından eylesin ki herkese merhametle yaklaşalım. Herkesin güzel taraflarından görelim. Güler yüzlü olalım, kırmayalım, incitmeyelim. Rabbim bizleri Resulullah Efendimizin o güzel ahlakıyla ahlaklanan kullarından eylesin inşallah. Allah'ım hepinizden razı olsun.